Arkadaşlar Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra e, Türk halkının bütün dünyaya kendi bağımsızlığını kabul ettirdiği Lozan Anlaşması ile ilgili çıkmış soru örneklerine bir bakalım. Öncelikle ilk sorumuzda diyor ki Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara'ya dönen İsmet İnönü ve heyeti bakanlar kurulunda misak-ı milliye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır. Bu durum meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha sonra anlaşma devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi güçlenince milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının bir sonucu olduğu savunulabilir demiş. Kabine sistemine geçilmesine, seçim sistemine değişiklik yapılmasına, meclise bir muhalefet partisinin kurulmasına, mecliste görüşmelerin uzamasına iç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesine demiş. Arkadaşlar metne tekrar dikkat ettiğimizde İsmet İnönü ve heyeti tekrar Ankara'ya geldikten sonra Misak-ı Milli'ye uymamakla eleştirilmiş ve bu durum meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Dolayısıyla tekrar milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Burada iç siyasi kargaşalardan dolayı dış politikada başarısız olunması engellenmek istenmiş. Dolayısıyla İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesi doğru cevap olacaktır. Yani cevabımız eşlik olacaktır. Bir başka sorumuzda anlaşma devletlerinin Lozan'da toplanacak konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle birlikte İstanbul hükümetine de çağırması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti anlaşma devletlerine konferansta İstanbul hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği savunulabilir? dolayısıyla anlaşma devletlerinin İstanbul hükümetini tanımayı sürdürmesini, barış görüşmelerine ara verilmesini, anlaşma devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini yalnız bırakmasını, anlaşma devletlerinin birlikte hareket etmesini, İstanbul hükümetinin bazı üyelerini değiştirmeden konferansa katılmasını. Şimdi e, soruyu tekrar okuduğumuzda arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti anlaşma devletlerine Lozan konferansında İstanbul hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiş. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin amacı Türkiye halkını tek elden savunabilmek, yani Lozan Konferansı'na tek elden gidebilmek, temsil kargaşasını ortadan kaldırabilmektir. Bu yüzden cevabımız aşık olacaktır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada neyi engellemek ister? Anlaşma devletlerinin İstanbul hükümetini tanımayı sürdürmesine engellemek istemiştir. Tek muhatap olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul edilmesini istemiştir. Bu yüzden cevabımız aşık olacaktır. Bir başka sorumuzda Lozan Anlaşması'nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye'de görevlendirilmesi ancak Türk hükümetinin bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir demiş? A egemenlik haklarının gözetildiğini, B hukuk alanında birlik olmadığını, C her konuda uzman gereksinim olduğunu D. Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini. E. Her alanda düzenleme yapılması gerektiği. Şimdi arkadaşlar şıkları eleyerek gidersek bir kere her alanda düzenleme yapılması gerektiği ile ilgili üste verilen herhangi bir bilgi yok. Bunun dışında uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiği ile ilgili de bir bilgi vermemiş. Çünkü 5 yıl süreli diye burada belirtilmiş. Yani D şıkkı da olmaz. Her konuda uzmana gereksinim olduğu burada sadece Türk adliyesi ile ilgili bir durum söz konusu. O yüzden bu tür kesin bir yargı belirtemeyiz hukuk alanında birlik olmadığı demiş. Burada hukuk alanında birlik olup olmadığı ile ilgili de bir bilgimiz yok. Ama burada belirtildiğine göre Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzman 5 yıl sürede Türkiye'de görevlendirilecek ama Türk hükümeti bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda değildir. Dolayısıyla burada egemenlik haklarının gözetildiğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız aşık olacaktır. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türkiye'deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Yalnız bu bilgiye bakarak yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediğini, eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğunu, Türk kültürünün gelişmesine gereken önem verildiği sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar bu tür sorularda yalnız bu bilgiye dayanarak diyorsa sadece üste verilen metine bakmamız gerekiyor. Buna sadık kalmamız gerekiyor. Metini tekrar okuduğumuzda Lozan anlaşmasından sonra Türkiye'deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu yargıya bakarak yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği gibi bir yargıya varamayız. Birinci maddemiz olmaz. Bunun dışında eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğu, evet Lozan Barış Anlaşması'na göre bu kabul ediliyorsa, yabancı okullarda dini izler ve semboller kaldırılacaksa okullar devletin denetiminde demektir. İkinci maddemize ulaşabiliriz. Türk kültürünün gelişmesine gereken önem verildi demiş. Arkadaşlar Türk kültürünün gelişmesiyle herhangi bir alakası yoktur üste verilen metinin. Dolayısıyla cevabımız sadece iki olacaktır. Lozan konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı adil idare beyannamesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğunu, bu adaleti egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. Türk heyetinin bu beyannameyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu demiş. Evet, yabancıların haklarını korumada kararlıdır. Çünkü burada belirtildiği üzere Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı ve her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğundan bahsedilmiş. Yani yabancıların her bakımdan güvence altına alabilecek güçte olduğundan bahsedilmiş. Yabancıların korumada kararlı olduğundan bahsediliyor burada. Birinci maddemiz olacaktır. Türkiye'nin iç işlerine karışılmasını istemediği. Evet burada özellikle bu beyanname'nin yayınlanmasındaki sebep e, hukuki anlamda iç işlerimize karışılmasını e, engellemektir. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği. Arkadaşlar yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği gibi bir unsur yok. Çünkü hukuki anlamda burada bize verilen metinde yabancılara herhangi verilmiş olan bir ödün yoktur. O yüzden üçüncü maddemiz olmayacaktır. Cevabımız D şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. İsmet İnönü Lozan konferansının açılışında söz alarak çok ızdırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz demiştir. İsmet İnönü'nün bu sözü öteki milletlerle eşit olmayı isteme, düşüncelerini açıklamaktan çekinme, milletini yüceltme yönündeki tutumlardan hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir demiş. Arkadaşlar burada tekrar İsmet İnönü'nün sözüne baktığımızda çok ızdırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz demiştir. Dolayısıyla bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz sözü öteki milletlerle eşit olmayı isteme düşüncesini ön planda tutar. Ama düşüncelerini açıklamaktan çekinme gibi bir unsur yoktur. Çünkü burada İsmet İnönü ne istediğini açık bir şekilde ifade etmiştir. O yüzden ikinci maddemiz olmayacaktır. Ve yine çok ızdırap çektik, çok kan akıttık ve medeni milletler gibi hürriyet istiyoruz sözü kendi milletini yine yüceltmekle alakalıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 1 ve 3 olacaktır. Müzik